Kulu'nun profesyonel web televizyonu Kulu TV'den herkese merhabalar. Bugünkü canlı yayınımızda çok değerli konuklarımız var. Ömer Anlı Spor Kulübü Başkanımız Sayın Selçuk Küçükçelik, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ömer Anlı Spor Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat Tanhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ömer Anlı Spor Teknik Direktörümüz Sayın Kerem Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk yazın. Bugün sizlere taraftarlarımızın merak ettiği soruları, işte bize mesaj yoluyla gelen soruları soracağız. Evet. Güzel bir program geçirmemizi diliyorum. Öncelikle Selçuk Bey, sizden başlayalım. Evet. Ömer Anlı Spor Kulübü'nü kurma fikri sizde nasıl oluştu? Öncelikle bizi yayında izleyen seyircilerimize, taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Daha önce kendim yıllarca amatör futbol oynadım. Bu futbol aşkı, amatör kulüp aşkı buradan gelme. Çevre ilçe ve mahallelerimizde de futbol kulüpleri vardı. Neden de bizim de bir futbol kulübümüz olmasın gibisinden yola çıktık. Bu futbol kulübü ile gençlerimize bir yol kat edeceğini, bir yol açacağını, gençlerimizi kafe köşelerinden, internet köşelerinden kurtarabilirsek en büyük başarımız bence budur. Çok yakın bir zamanda da gençlerimiz için altyapı planlamamız var. Peki başkanım, Ömer Anlı Spor bir hayal miydi? Yani eğer bir hayalse, kaç yıllık bir hayaldi sizin için? Hayaldi. Bu çocukluk hayalimde kulübün olması vardı. Gençlikte de kulübün kurulmasını istedim. Hatta bununla ilgili bir anımı da sizlerle paylaşayım. Yaklaşık bundan 15 sene önce Ömer Anlı'da belediye seçimleri olmuştu. Desteklemediğim belediye başkanı vaatleri arasında kulüp kurmak vardı. İnşallah bu başkan kazanır da bir kulübümüz olur. Kısmet olmadı. Biz bu kulübü 2018 yılında kurduk. Peki Ömer Anlı halkının tepkisi ne oldu? Kulüp kuruldu. Tabii biz de bu tepkiyi çok merak ediyorduk. Neyle karşılaşacağımızı tabii bilmiyorduk. Bu tepkiyi öğrenmek için ilk önce sosyal medya üzerinden bir paylaşımla ilk adımı attık. Ömer Anlı'mıza bir futbol kulübü kurma gibi bir düşüncemiz, bir gayretimiz var diye. Olumlu mesajlar, olumlu yorumlar, hatta olumlu telefonlar aldık. Olumsuz olan tek tarafı da geç kalınmış bir proje oldu. Tabii biz de bunun farkındaydık. Biz de bir yerden başlamak lazım dedik. Biz bu kulübü kurmasaydık belki 10 yıl sonra, belki 5 yıl sonra kurulacaktı. Belki de hiç kurulmayacaktı. Bu gelen mesajlar, yorumlardan yola çıkarak halkımızın maddi manevi, özellikle gurbetçilerimiz çok destek verdi bu konuda. Bu gelen mesajlardan, yorumlardan da yola çıkarak halkımızın maddi manevi desteğini arkamızdan hissederekten kulübü kurmaya karar verdik. Olumlu tepkiler alıyoruz şu anda. Gencisiyle, yaşlısıyla maçlarımızı izlemeye geliyorlar. Teşekkür ediyorum herkese. Tabii bir kulüp kolay kurulmuyor. Tabii kolay kurulmuyor. Yani bu aşamalarda ne gibi zorluklar yaşadınız? Mesela işte takım toplanması, işte bir teknik direktörün aranması, oyuncuların seçilmesi. Evet. Kulübü kurma aşaması, tabii kulübü kurmadan önce dernek kurmak zorundasın. Kulübü kurmak için. Halkımızın da desteğini arkamızda hissederekten ilk önce derneğimizi kurduk. Bundan sonra Konya Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yaptık. Yaklaşık bu süreç 40 ve 45 gün sürdü. Bu sürecin sonunda kulübümüz tamamen resmileşti. Şu anda tamamen Konya Futbol Federasyonu'na bağlı bir kulüp haline geldik. İlk resmi başvurumuzu da 27 Eylül 2018 tarihinde yaptık. Takımın toplanması, kulübü kurduktan sonra yaklaşık 12-14 oyuncumuz vardı. Daha antrenmanlara başlamadan önce tabii. Kerem Hoca ile tanıştık. Sağ olsun Kerem Hoca bize bu konuda çok yardımcı oldu. Gerek okul takımından, gerek eski futbolcularından. Bize yaklaşık 15 kişilik bir genç grubuyla destek oldu. Teknik direktör kulüp aşamasında sadece en basit olay, teknik direktör olayında hiç zorlanmadık. Sağ olsun Kerem Hoca'nın adını da daha önceden de duymuştuk. Kerem Hoca'yı daha önceden de tanıdığımız için teknik direktör seçiminde kesinlikle zorlanmadık.
Kerem Hoca'nın kulübümüze, bunu da ilk kez yayında söylüyorum, kulübümüze gerçekten maddi manevi katkıları oldu. Gerek arabasıyla, kendi şahsi arabasıyla antrenmanlara futbolcu getirip götürmüştür. Hatta bunu da söylemek istiyorum. Kulübüne ilk para bağışı yapan teknik direktördüm. Tabii Kerem Hocama da döneceğiz. Evet. Ona da çok sorularımız var. İlk teknik direktörümüz. Evet, ilk teknik direktörümüz. Tamamen futbolcuların toplanmasında zorlanmamanız. Zorlanmadık. Kerem Hoca sayesinde. Kendi 12-14 oyuncumuz vardı. Geri kalan kısmı Kerem Hoca okul takımından, eski oyuncularından kulübümüze katkı oldu. 25 oyuncuyla ilk başladık. Tabii bu zaman ilerledikçe, sezon ilerledikçe 18'e kadar düştük. Kerem Hoca ilk şampiyonluğu yaşattı bize. Evet, maşallah. Çok evet. Yeni kurulan bir takım. Şu anda da olmasına rağmen ikinci çok hızlı ilerledi. İkinci sezonda da güzel bir yerdeyiz. İkinci sıradayız. İnşallah başarıların devamı gelir. Sayın Başkanım, kulübü kurduk. İlk başta bir hani bir futbol oynanması için bir sahaya ihtiyacımız vardı. Evet. Eski sahanızda oynuyordunuz ama şu an yeni bir saha yapılıyor Ömer Anlı'ya. Evet, evet. Yani sahanın eski olması veyahut da şimdiki sahanın önemi ya da arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz? Yani önceki sahanın handikapı neydi? Bizim daha önceki saha küçük bir sahaydı. Orada antrenmanlar elverişli olmayacak bir şekildeydi. Ondan dolayı ilk önce kulu sahasını kullanmak zorunda kaldık. Gidiş geliş yapıyorduk. Gidiş geliş yapıyorduk. Kulu sahası, orada belirtmiştim, Kerem Hoca arabasıyla öğrencileri taşıdığı evet. gerektiği zaman. İlk önce kuluya antrenmanlara gidip geliyorduk. Tabii orada bazı kulun antrenmanlarına denk geliyordu. Cihanbeli'ye gitmek zorunda kaldık. Bayağı bir sıkıntı çektik, bir sıkıntılı dönemimiz oldu. Cihanbeli'ye gitmek zorunda kaldık. Antrenmanlara orada devam ettik. Tekrar bir kuluya yine dönüşümüz oldu. Tabii oranın da çim saha olduğunu da belirtelim. Çim saha iki takımı birden kaldırmıyor. Ondan sonra en son olarak Yenicioba'da antrenmanlarımıza, maçlarımıza orada devam ettik. Hatta şampiyonluk kupamızı, şampiyonluk maçımızı, kupamızı da Yenicioba sahasında kaldırdık. Buradan bunu da geçmeden yapmayalım. Kulu Belediyesi'ne, Cihanbeyli Belediyesi'ne geçen sene sahayı verdikleri için, şu anda da tabii sahayı bize verdi Kulu Belediyesi. Bunlara teşekkür ediyorum. Yenicioba kulüp başkanına, yönetimine, özellikle halkına teşekkür ediyorum. Halkı bizi hiçbir maçta yalnız bırakmadı. Ne güzel. Gerek ne güzel. Yöneticilerimize de, teknik direktörümüze de, futbolcularımıza da kendi evimizde oynuyormuşuz gibi o hissi bize verdikleri için tekrar teşekkür evet, ediyorum. Vatandaşlarımızda o var. Yani nerenin, evet. hangi mahallenin takımı olursa olsun onu bir benimseme var. Evet. Başarıyla sevinen bir şu anda da yeni sahamız yapılıyor. Yeni sahamız yaklaşık şu anda 4. haftadayız. Yarın 5. haftayı geride bırakacağız. 6. haftada inşallah sahamız yetişirse ilk maçımıza taraftarımızın kendi mahallemizde taraftarımızın karşısında çıkacağız. Sahamız 40-45 günlük kısa bir sürede Sayın Kaymakamımız Edip Ali Buda'nın büyük gayretleriyle, büyük çabalarıyla yetişti gibi. Son rütüşler kaldı. Son 3-4 gün kaldı. Bundan 3-4 gün önce de Konya Futbol Federasyonu'ndan bir inceleme heyeti geldi stadımıza, tam puan verdi. Hatta bize yapılan stad, bize yapılan kompleksin 3. lig statüsünde bir saha, bir kompleks olduğunu söylediler. Ve bu kompleksi Ömer Anlı'ya kazandıran, başta büyük pay sahibi olan, başta bakanımız, Sayın Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'ya, Milletvekilimiz Abdullah Arali'ye, Kulu Kaymakamımız Edip Ali Budan'a, Kulu Belediye Başkanımız Murat Ünver'e teşekkür ediyoruz. Evet, ilk maçınızı inşallah yani ilk maçımızı kendi sahamızda 6. haftaya yetişmesek 8. haftaya inşallah kendi sahamızda halkımızla birlikte İnşallah galibiyetle sonuçlanan bir maç olur. İnşallah. Kerem Hocam'ın hani eski sahada aracıyla gelip gittiğinden bahsetmiştiniz evet. ama şimdi Ömer Anlı'yı tabii ziyaretlerde bulunuyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Program evet. için geldik 2-3 gündür, son bir haftadır neredeyse evet. oradayız. Yani stat yakınlarında bir otobüs var, yani bir araç var. Evet. Sanırım kulüp Ömer Anlı Spor'un kulüp otobüsü. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Kulüp otobüsü bize çok şeyler kattı, onu şimdi söyleyeceğim. Biz kulübü kurduktan sonra yönetimle tabii toplantılarımız oluyor.
Bir toplantıda da konu olarak kulüp otobüsümüz neden olmasın? Neden bir kulüp otobüsümüz olmasın? Peki yani sakın yanlış anlamayın. Hani yarıştığımız lig belli ama evet, hani çok yani bir üst ligimizde veyahut da bal liginde bile mücadele eden takımlarımızın çoğunda otobüs, çoğunun kulüp ya da kulübe ait bir otobüsü, takım otobüsü yok. Evet. Evet. Yani biraz lüks olmuş ama güzel olmuş. Bu güzel takıma oldu. Ne kazandırdı? Yani futbolculara bu, etkisi, evet. Ömer Anlı'ya etkisi ya da dışarıdan bakan diğer spor kulüpleriyle ilgili bir yorumlar falan varsa nelerdir bunlar? Kulüp otobüsümüz olsun diye bir konu oldu toplantılarımızda. Kulüp otobüsü için kolları sıvamaya başladık tabii yönetimle birlikte. Bunun için de Ömer Anlı'da da hayırseverliğiyle, yardımseverliğiyle tanınan Mehmet Akçay amcamızı, Antalya'da iş adamı kendisi, orada ziyaretine gittik. Sağ olsun kendileri bizi en iyi şekilde ağırladı, karşıladı. Mehmet amcaya da böyle bir, Ömer Anlı'ya böyle bir kulüp kazandırdığımızı, bir kulüp kurduğumuzu, tabii büyük eksiklerimizin olduğunu söyledik. Bu eksikler için ben size ne yapabilirim? Biz de kulüp otobüsümüz olsa daha iyi olur dedik. Ve beklentimizin üstünde bir kulüp otobüsü bize hediye etti. Bu kulüp otobüsünü alırken daha bir renk kattı kulübe. Gerek gurbetçilerimiz, özellikle Tavşançalı'daki halkımız resmi bir iş yaptığımızı, sıradan bir mahalle takımı olmadığımızı, resmi bir kulüp olduğumuzu anladı bununla. Kulüp otobüsü gerçekten renk kattı. Bir de Kerem hocamızın bir sözü vardır. Kulüp otobüsüyle her gittiğimiz yere 1-0 önde başlıyoruz. Tabii kesinlikle. Evet, yani 1-0 önde başlıyoruz. Ben bile tabii, psikolojik etki. Çok şaşırmıştım evet. Ve çok hoşuma da gitti yani. Evet. İnşallah diğer takımlarımızın da olur İnşallah. Yani. Bu bir İnşallah. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Buradan sponsorlarımıza da bir teşekkür edeyim. Geçen sene bizi yalnız bırakmayan Stockholm Kebap bu sene de tekrar sponsorumuz. Kendileri İsveç'te. Stockholm Kebap, Volkan Güçük, Osman Nuri Akdeve'ye ikinci forma sponsorumuz. Avukat Ekrem Güngör'e teşekkür ederiz. Maşallah sponsor bulmada zaten sponsor... hiç zorlanmıyoruz herhalde. Ömer Sponsorlarımız ikisi de yurt dışında İsveç'te. Evet. Genelde gurbetçi. Sağ olsun gurbetçiler desteğini esirgemedi bizden. İnşallah böyle devam ederiz. Son bir şey daha söyleyeyim. Taraftardan son isteğimiz bu takıma sonuna kadar sahip çıksınlar. Futbolda 3 kural vardır. Yenilgi, galibiyet, beraberlik. Bu takım yenilse de, berabere kalsa da, kazansa da sürekli bu takımın arkasında evet, olmalarını yani ben istiyorum. Ben bir dışarıdan bir göz olarak hani taraftarımızın gerçekten takıma çok ciddi şekilde gerçekten, sahip çıktığını görüyorum sosyal medyadan. Çocuğuyla, bayanıyla, yaşlısıyla evet. Bir tek bir yumruk haline geldik. Maşallah. Ömer Anlı Spor yöneticimiz Sayın Nihat Tanhan. Merhaba. Efendim siz de yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle hani size Nihat Bey yerine Nihat de abi demek istiyorum. Çünkü bütün Ömer Anlı'nın neredeyse abisi sayılırsınız. Zaten herkes bu size... görevi alırken de abi diye başladım. Evet. Selçuk, Fehmi, Ali kardeşimiz geldi rica ettiler. Takımın abisi yok. Takıma abi olabilir misiniz? Yani bize ekonomik açıdan yardım edebilir misiniz? Yani kaynak toplamak için, sponsor bulmak için. Çok ne güzel. Bileyim, yani... Halktan iç içe olduğum için, ben de Tavşan Çalım'a güvendiğim için, halkıma güvendiğim için seve seve kabul ettim bu görevi. Evet. Ve şu anda da görevi devam ettiriyorum. Takımdaki görevimden de memnunum. Bundan aslında sadece kadar... bir göreviniz yok. Birden fazla yani, göreviniz birden var. Birden fazla göreviniz çok, var en ama neyle en çok yükümlüsünüz? En çok takıma kaynak toplamak, maçlara taraftarlar için otobüs ayarlamak, dolmuş minibüs ayarlamak, ne bileyim halkın taleplerini yöneticilere iletmek, bu tür şeylerde zevk alıyorum. Tavşançalı'yı çok sevdiğim için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Evet, kaynak sağlamak dediniz. Yani bu kaynakları bulmakta zorlanıyor musunuz? Ne gibi kaynaklarımız yok, var sağ olsun, takım için? Tavşançalı'dan Allah razı olsun herkesten. Kime gittiysem bizi boş çevirmedi, kimden bir yardım beklediysek fazlasını verdi, azını vermedi. Bu yolda herkese, bütün Tavşançalı halkına, gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Unutmadan buradan Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'ya, Kulüp Belediye Başkanımız Murat Ünver'e, kaymakamımız
Ali Edip Buldan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize sahamızı yaptıkları için, Tavşan Çalı'ya bu gururu yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, dediğim gibi Tavşan Çalı'ya son bir haftadır gidip geliyoruz. Oradaki vatandaşlarımız da yani sizler için şu şekilde söylüyor. Hani bir bağış yapan bir kişiye ya da işte aileye ya da işte çocuklarına forma yaptırıyormuşsunuz, forma hediye ediyormuşsunuz. Bize bağış yapan arkadaşlarımıza biz de nezaketen forma hediye ediyoruz. Çocuğu varsa ufak çocuklarına özellikle forma yaptırıyoruz. Onların sevinmesi, kulübe daha da ısınmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu Tavşan Çalı formalarımız nerelerde şu an? Ömer Anlı formalarımız. Yani yurt dışında çok alanımız var. El ele yurt dışında restoran sahibi arkadaşlarımızın hepsini de duvarlarına asmışlar. Evlerin bir köşesine asmışlar. Hepsi bizi gururlandırıyor. Gururlandıkları için de teşekkür ederiz herkese. Bu çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz bir duygu. Mahalle takımı diyeyim çünkü Ömer Anlı artık bir mahalle oldu. Ama formasının, armasının çeşitli ülkelerde, yani, çeşitli yerlerde, illerde, Türkiye'nin forma satışlarımız müthiş bir patlama yaşadı. Yani ben bunu böyle biliyorum. Hiçbir kulüpte de bu yoktur amatör liginde. Sağ olsun bütün taraftarımız elinden geleni her şeyi yapıyor. Bir değil dört forma, beş forma, aile boyu forma istiyor bizden, sipariş veriyor. Ve biz de onlara karşı mahcup olmamak için elimizden gelen en iyi kalitede forma yapıp isimlerini yazdırıp hediye ediyoruz. Evet, ne güzel. Tekrar başkanım size dönmek istiyorum. Evet. Şimdi tabii gönül isterdi ki bütün yönetim kurulu üyelerimiz burada evet. olsun. Yani, evet. Keşke de olsa. Hepsiyle tek tek konuşalım, ayrı tanışalım. Evet. Hatta inşallah bir sonraki yayınımızda futbolcularımız da burada olsun. Merak edilen bir takımsınız. Yani özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için, Ömer Anlılar için. Çünkü yazın geliyorlar, sezon bitmiş oluyor. Evet. Sizden sadece işte bir bağışta bulunuyorlar, maçları izleyemiyorlar, forma alıyorlar. Ama sizin yazdan sonra çektiğiniz sıkıntıları diyeyim ya da zorlukları görmüyorlar. Evet. Bu yayını zaten yapmamızdaki amaç da hani onlara daha iyi takımı ve yönetimi göstermek. Peki şey soracağım başkanım, Nihat abi gibi yönetimde olan arkadaşlardan bazılarından da duyduğum kadarıyla işte kimisi takımı alıp arabayla statlara götürüyormuş deplasmana evet, gittiğimizde. Evet, evet, evet. Bunlardan da biraz bahsedersiniz. Yani ben çok merak ediyorum. Yani yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda takım çalışanları. Güzel yani. Bir konu. Bizim şu anda buradan bahsedeyim. Bizim kulüpte malzemeci yok. Kulüpte zamanı geldi. Ben de malzemecilik yaptım. Yönetici arkadaşlarım da malzemecilik yaptı. Teknik direktörümüz de malzemecilik yaptı. Futbolcularımız da malzemecilik yaptı. Yani tam bir aile ortamında devam ediyoruz. Bir enaniyet yok yani. Herkes yok. Bir işi yapıyor. Herkes aynı işi yapıyor. Ben yöneticiyim, bunu yapamam. Ben başkanım, bunu yapamam. Ben teknik direktörüm, bunu yapamam diye bir şey yok. Buradan diğer yönetici arkadaşlara da selam yollayalım. Hacı Ercan Baysal, Fehmi Karaçelik, Sohbet Acar, Ramazan Kaplan, Ali Deniz. Evet, Ali Deniz'e de selamlarımızı yolluyoruz. Çok değerli abilerimiz. Evet. Yönetim olarak çok çalıştık lige başlamadan önce. Bir Gölyazı deplasmanına hazırlık maçına gittik. Arabadan bahsettiniz. Onun için bunu söylemek evet. istedim. Bir yenilgimiz oldu. Tabii üst ligde oynadığı için. Bunun için yönetici arkadaşlarımız sırf bir mevkide eksik gördükleri için saat 7'de arabasına binip Konya'ya futbolcu transferine gittiler. Bir de halkımız bunu çok merak ediyor. Kulübümüz, kulüp başkanının da, kulüp yöneticilerin de bu kulüpte hiçbir maaşı yok. Hiçbir beklentisi de yok. Zamanı değil diyebilirim. Gönül işi. Zamanı değil diyebilirim. Her gün cebinden para giden arkadaşlarız. Evet, bunu da çok bize gelen bir soru olduğu için söylemek istedim. Sizin canlı yayınınız aracılığınızla. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de. Kerem Hocam, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk yazıcı. Şu an tabii sosyal medyadan da mesajlar alıyoruz. Evet. Birazdan o mesajlara da bakacağız.
o sorulardan ziyade öncelikle sizi şöyle kısaca Kerem Şahin kimdir ve bu antrenörlük hayatınıza nasıl başladınız? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Yasir'cim, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Şimdi benim aslında, ben İzmir doğumluyum. Ege Üniversitesi mezunuyum, beden eğitimi öğretmeniyim. Hayat bizi Kulu'ya attı. Burada öğretmenlik görevime başladım. Daha önce Harim'de de çalıştım. Kulu Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görevime devam ediyorum. Aslında benim antrenörlük yapma gibi bir düşüncem yoktu. Ben burada Kulu Spor'da 2 yıl top oynadım. Kısa bir dönem U19 takımımla çalıştırdım. Fakat oraya yerleştirmek istediğim felsefeyi bir türlü yerleştiremedim. Bunun çeşitli sebepleri var. Ama geçen sene Ocak ayı itibariyle Ömer Anlı Tavşan Çalı Spor yönetimi benle konuşarak, görüşerek takımımızın başında görmek istediklerini söylediler. Bizler de kendilerini kırmadık, nezaketle karşılayarak bu yola baş koyduk. Açıkçası ilk yıldan şampiyonluk gibi bir hedefimiz başlangıçta var mıydı? Yoktu. Ama antrenmanlar ve süreç ilerledikten sonra bunu başarabileceğimize inandık ve bu şekilde antrenörlük hayatımız başlamış oldu. Yani ben kendim 28 yaşındayım. Futbolu erken bırakmak zorunda kaldım. Hatta zaman zaman çocuklara söylüyorum futbola geri döneceğim diye. Keşke öyle bir şey olsa da geri dönebilsem ama hem antrenör hem futbolcu olamıyorsun. Serüven bu şekilde başladı Yasir'ciğim. Evet Kerem Hocam, şöyle biraz şeyler de var. Size de sorular var. Gelen yani vatandaşlarımızdan, taraftarlarımızdan evet. Gelen sorular var. Kısa bir reklam arası verelim. Onları bir derleyelim, toplayalım. Tamam. Şöyle 5 dakika kadar bir reklam verelim. Sonra sorularımıza tekrar devam edelim. Tamam. Şimdi reklamlar.
Evet, gündem kuluğu kaldığı yerden devam ediyor. Sayın AK Parti Konya Milletvekilimiz Abdullah Ağralı'nın bir mesajı var. Yeni stadın hayırlı olmasını temenni ediyor ve futbol Ömer Hanlı Spor, birinci amatör kümede mücadele eden Ömer Hanlı Spor'a da başarılar diliyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize. Evet, Kerem Hocam, tekrar size dönelim. Ömer Hanlı Spor'umuzun ilk ve i̇lk hala devam eden teknik direktörü. Evet. Geçen sene şampiyon oldunuz. Yani şu an tabloya da bakıyorum. Bu sene de ligde çok başarılı maçlar çıkarıyorsunuz. Evet. Sizin kısa ve uzun vadede hedefleriniz neler? Şimdi Yasir'cim, bu sorduğun soruyu değerli ve kıymetli buluyorum. Neden öyle söylüyorum? Ben takımın, Tavşançalı Spor'un, Ömer Hanlı Spor'un sürdürülebilir olması için çaba gösteriyorum. Buradaki amacım şu, yani kısa süreli bir hevesten ziyade uzun soluklu olması için çabam bu yönde. Fakat özellikle geçen sene ikinci amatör kümede ilk hedefimiz şampiyon olmaktı. Yani iyi oyundan ziyade hemen bir an önce şampiyon olup emeklerimizin karşılığını almaktı. Fakat önümüzdeki yıllar, ilerleyen yıllarda takımın daha devamlı, sürdürülebilir olması için süreç felsefeli bir mekanizmaya oturtmak istiyorum. Yani özellikle bizim üzerine yaşadığımız toplum duygusal bir toplum. Duygularıyla hareket eden bir toplumuz. Öyle olunca sonuç odaklı, sonuç felsefesine yönelik bir taraftarlar, yönetim, antrenör zaman zaman, futbolcular hep sonuç odaklı ilerliyoruz. Sonuç odaklı ilerlediğimiz zaman bu sefer başarı ve başarısızlık gündeme geliyor. Benim Ömer Hanlı Spor'dan beklentim, kendim üzerine durduğum felsefe sürdürülebilir olması. Bunun için de çabam hep bu yönde olacaktır. Yarın öbür gün bizler geçeceğiz bu kulüpte. Yönetim de geçici. Belki zaman zaman yönetimle değiştiği günler olacaktır. Antrenörün değiştiği zamanlar olacaktır ama var olan her zaman Ömer Hanlı Spor olacaktır. Bunun varlığı için mücadele ediyorum. Özellikle bizi izleyen taraftarlarımız, bizi izleyen gurbetçilerimiz bu konuya biraz daha önemli yaklaşırsalar sevinirim. Çünkü şimdi biz 16 maç oldu. Geçen sene 12 maç, bu yıl 4 maç, toplam 16 maç yaptık. 16 maçta takımın sadece bir mağlubiyet aldı Yasir'ci. Fakat çok güzel, bu güzel bir durum. Yalnız ilerleyen zamanlarda bizim berabere kaldığımız, mağlup olduğumuz maçlar da olacaktır. Yani sonuç odaklı felsefeden daha çok süreç odaklı felsefeye yönelmelerini istiyorum. Yani başarıyı ne kadar güzel bir şekilde karşılıyorsak, başarısızlığı da aynı şekilde olumlu bir şekilde, olgun bir şekilde karşılamak gerektiğini düşünüyorum ki siz süreç odaklı, yani süreci baz alan bir felsefeye oturtturabilir. Yani sonuç odaklı ilerlersek olmaz. Ben buradan şu örneği vereyim. Mesela Ömer Hanlı Spor 2, X takımı 1. Şimdi skora baktığımız zaman 2-1 Ömer Hanlı yendi. Hadi alkışlayalım, tebrik edelim, sonucu biz aldık değil. Biz o sonuca nasıl ulaştık? O sonuca nasıl geldik? Hafta içi takım nasıl çalıştı? Yönetim lige nasıl hazırlandı? Yani biraz daha taraftarlarımız, yönetim, antrenör, futbolcu hep beraber süreci değerlendirmek zorundayız. Konuşmanın başına şuna değindim. Toplum olarak biz duygularıyla hareket ediyoruz. Bu eğitim olur, siyaset olur, sağlık olur. Duygularıyla hareket ettiğimiz için çok sonuçlara bağlı kalıyoruz. Sonuçlara bağlı kalırsak da bu uzun nefeste olmayacaktır. Kısa süreli devam edecektir. Benim hasaten üzerine durduğum konu takımın 5-6 yıl sonraki duracağı yer. Benim önemli üzerinde durduğum konu bu. Uzun vadeli bunun, düşünüyorum. Bunun için, yani çabam bunun için. Ben bugün burada öğretmenim, yarın başka yere giderim, başka takımda çalışırım. Ama Ömer Hanlı Spor her zaman var olsun. Şimdi takımların, mahalle takımlarının yapılanması kolay değil Yasirci. Yani özellikle maddi kaynak temini konusunda zorlanıyorlar. Neden? Belediye takımı değil, kamu takımı değil çünkü. Alıyoruz, belediye desteği de alıyoruz ama bu kısmi kalıyor. Mahalle takımlarının yapılanması için uzun süreli olmasını istiyorsak biraz sabır gerekli. Hadi biz başarılı olalım, hadi bu sene şampiyon olalım, diğer yılda şampiyon olalım değil. Yani bir kötü sonuçta, bir beraberlikte bunu sabırla, olgunlukla karşılamak gerekir. Benim olduğum yerde, yöneticilerimizin olduğu yerde tabii ki biz her zaman başarı endeksi çalışıyoruz. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız zaten. Ama bir de süreci değerlendirsinler. Süreçte yöneticiler ne çekiyor? Süreçte antrenör ne çekiyor? Süreçte futbolcu ne çekiyor? Bu takım hangi şartlarda antrenman yapıyor? Bu takım hangi şartlar altında toplanıyor?
bunlar değerlendirilsin, bunlar göz önüne alınsın. Yani dediğim gibi biz hep şu var toplumumuzda, sevme sevilme, öfke, başarı başarısızlık. Dikkat edersen saydığım her şey duyguya hitap ediyor, duyguya. Biraz duygudan sıyrılıp biraz da akla, bilişe hitap etmemiz lazım bizim. Yani orada Ömer Anlı 1, X takımı 3 yazdığı zaman bunu hem ben, hem yönetim, hem taraftarımız nedenleriyle irdelemesi gerekiyor. Bizim sonuç odaklı felsefeden uzaklaşmamın sebebi bu işte. Biz sonuç odaklı felsefeden uzaklaşırsak başarı daim olur her zaman. Yani süreci değerlendirsinler. Gelişmeyi değerlendirsinler. Oyuncu gelişiyor mu? Antrenör gelişiyor mu? Yönetim gelişiyor mu? Halk gelişiyor mu? Özellikle ben Kulu'ya atandıktan sonra bunu görüyorum. Kulu Spor'da da vardı ki çevre köylerde de ben bunu görüyorum. Hemen başarılı olalım. Hemen işte basamakları hızlı bir şekilde geçelim. Öyle yaparsak, öyle yola çıkarsak bu kısa süreli olur. Benim tek kaygım, tek korkum bu. Ama bunun için tüm çabam bu takımın daha uzun süreli, daha uzun soluklu olması için çabam. Geçici bir heves olmayacağını herkes bunu iyi bilsin. Eleştirirken, yorum yaparken takımın yaşadığı süreçleri, yöneticilerin, antrenörün, futbolcuların yaşadığı süreçleri göz önüne alarak değerlendirme yaparsalar daha uzun soluklu olur. Gerçekten. Yani sorduğun soru, hocam kısa vadede hedefiniz nedir, uzun vadede hedefiniz nedir diyorsun. Bizim geçen sene evet hedefimiz kısa vadeliydi. Hemen ikinci kümeden uzaklaşmaktı. Çünkü ikinci küme futbol değil, bir kaos futbolu var. Yani o gruptan çıkıp hemen düzeye geçmekti amacımız. Evet bu doğru. Ama şimdiki amacımız yine şampiyon olup ama her sene şampiyon olacaksın, her sene başarılı olacaksın gibi bir durum yok. Bu beklenti içerisine girersek bir mağlubiyette, bir beraberlik durumunda yıkım oluyor bu sefer. Evet. Bu beraberlik biraz ve... taraftarı bizi alıştırdık hocam galibiyetleri. Evet, evet. Bir evet. Yenilgide çok evet. Böyle ciddi tepkiler verebiliyor. Çünkü yenilmeye böyle alışık bir takım değil Ömer Anlı Spor. Evet. O yüzden olabilir. Duygusalız dediniz evet, ya. Evet. Tamamen bu olabilir. Ya toplumumuz duygusal bizim. Hep bak siyaset de öyle, eğitim de öyle. Eğitime örnek vereyim. Sınavı kazandın mı başarılısın ama o süreci değerlendiren yok. Bak futbol da buna çok iyi bir örnek. Ha, bu çocuk antrenmanda ne yaptı? O gün sakatlığı var mı? Hastalığı var mı? Takıma uyumu nasıl? Rakip takıma karşı uyuyor mu? Uyumuyor mu? Yani tüm bunları değerlendirerek bir takım oluşturuyoruz. Takım maça çıkıyor, sahaya çıkıyor. Onun için biraz daha sabırlı olsunlar. Bak tekrar söylüyorum, sonuç odaklı felsefeyle bir yere varamayacağız biz. Sürece baksınlar. Yönetimin çektiği çileye, antrenörün çektiği zorluklara, oyuncuların antrenman şartlarına, antrenmanın yapılanmasına baksınlar. Böyle daha başarılı olacaklardır. Bak tekrar söylüyorum, ben gelip geçeceğim bu takımda. Bu takımın sürekli olmasını, devamlı olmasını istiyorum. Eğer bu görüşte ve hassasiyette olursalar inşallah Ömer Anlı Spor'un önü açık olacaktır. Evet, şimdi dediğim reklam arasında birkaç soru alacağız diye. Bakıyorum gurbetçi bir taraftarımız yazmış. Ömer Anlı Spor'da bir altyapı çalışmaları var mı? Yani bu altyapı çalışmalarına başladınız mı? Altyapı hangi yaş grupları için olacak demiş. Evet. Var mı öyle bir çalışmamız hocam? Şimdi aslında geçen hafta içerisinde Selçuk Başkan'a da ilettim durumu. Saha tamamlandıktan sonra burada Tavşançalı'da oturan ortaokul öğrencilerine, velilerine, Tavşançalı Lisesi'nde okuyan öğrencilerine, velilerine de buradan duyurmuş olayım. Şimdi biz transferlerimizi geçen programda da söyledim. Konya merkezden yapıyoruz. Oyuncularımız Konya merkez ağırlıklı. Neden Konya merkez ağırlıklı? Ben istemem mi Kulu'lu Ömer Anlı çocuk oynasın? İsterim. Fakat eldeki havuzdaki mevcut sistem buna izin vermiyor. O çocuklar belli bir gelişim ödeminden, altyapı seviyesinden geçmedikleri için sen bunu A takım seviyesine getirirsen bundan başarı beklemek biraz hayalci oluyor. Şimdi geçen sene benim takım kaptanım vardı Mahsul. Bu Ömer Anlı, Tavşançalı'nın çocuğuydu. Ben bu çocuğu kara kaşı kara gözüne oynatmadım. Bu çocuk hak ettiği için oynadı zaten. Dolayısıyla altyapı ilerleyen yıllarda kaçınılmaz olacak bizim için. Çünkü neden? Sen Konya'dan oyuncuyu getiriyorsun ama bunun maddi bir külfeti var. Maddi bir karşılığı var. Yol parasıdır, işte geçim teminidir. Bizi bu zor durumda sokacaktır ilerleyen dönemlerde. Bunu peyder alttan başlayarak altyapıda haftanın bir günü de olsa zaman ayırdığım zamanlar Tavşançalı'ya gelip yeni sahamızda özellikle Tavşançalı'da yaşayan gençlere, ortaokul ve lise düzeni gençlere altyapı çalışmalarına bu seneden itibaren başlayacağız. Zaten Mart ayında da U19 takımımızla maçlara çıkacağız.
Evet. Peki hocam, futbolcuları nasıl disipline ediyorsunuz? Yani maçlara nasıl hazırlıyorsunuz? Ya şimdi Yasir'cim, ben kendim oyunculuk zamanında da çok hırslı, böyle maçı yaşayan biriydim. Antrenörlük hayatımda da bu devam ediyor. Ve kendi felsefem şu benim. Pazardan pazara toplanıp maça çıkmak değil benim felsefem. Bu sene başı da 20 Ağustos gibi başladık antrenmanlara. Yaklaşık 40. antrenmanı falan yapıyorum bu sene. Başarının antrenmandan geçtiğini her zaman söylüyorum. Ve olası bir başarısızlıkta en azından biz gerekeni yaptık ama başarısız olduk diyebileyim. Yani ben tedbiri alayım, takdiri biz Allah'a bırakalım. Disiplin konusuna gelince zaten ben çocuklara her zaman söylüyorum. Beni hoca olarak görmeyin diyorum. Abi kardeş ilişkisiyle gidiyor ilişkilerimiz. Bunu da geçen sene çok iyi sağladık. Biz programın başında da söyledim. Bizde ene yok. Yani bizde ego yok. Hiç kimse de bu yok. Ben de malzemecilik yapıyorum. Ben de su taşıyorum. Başkan da taşıyor. Kaptanım da taşıyor. Oyuncu da taşıyor. Aslında bizi başarıya getiren bu. Yani bende katı bir disiplin anlayışı yok. Evet, ben sertim. Yeri geldiği zaman bağırıyorum. Ama antrenör bazen de rol yapar. Yani onun için disiplin konusunda böyle katı bir disiplinimiz yok. Otoriter bir disiplin yok. Demokratik bir disiplin sağlamaya çalışıyorum. Her kesimden görüşleri almaya çalışıyoruz. Zaten başarıyı da bu getiriyor. Peki antrenmanlarınız, böyle dediniz ya, her şey antrenman yapmakla bir yere ulaşıyor. Çok sık antrenman yapıyor musunuz ya da bir belli günleriniz var mı haftada? Şimdi Yasir'cim, sezon başı futbolda önemlidir. Sezon başı benim kışın depomdur. Yani sezon başını iyi geçirirsek kışın buradan biz kullanırız. Sezon başı antrenmanlarım hafta içi 4-5 gündür. Şimdi kolay değil Yasir'cim. Benim takımım çok büyük bölümü Konya'da yaşıyor, ikamet ediyor. Sağ olsun kulüp yönetimimiz Konya'dan servis ayarladılar. Kulüye haftanın 2-3 günü bu servis geldi. Hala da sezon başladıktan sonra 1-2 gün geliyor servis. Bir günde ben Konya'ya antrenmana gidiyorum. Çocukları toplayıp orada antrenman yaptırıyorum. Yaklaşık haftada şu an 2-3 gün antrenman sayımıza ulaştık. Sezon öncesi çok sıkı çalıştık. Zaten bizi götüren de bu. Maçlarda üstünlük sağlamamızı sağlayan da sezon öncesi yaptığımız çalışmalar. Sezon içinde de 2-3 idmanla, haftada 2-3 idmanla devam ediyoruz. Evet. Tabii zor oluyordur sizler için de. Biraz da kış şartları. Ya şimdi şu Yasir'cim, evet, bu birinci, ikinci amatör yaza denk geldi. Mart, Nisan, Mayıs. Evet. Ama birinci amatör Aralık, Ocak, Şubat'a denk geliyor. Onun için sezon öncesini iyi geçirdik biz. Çünkü Kulu'da kış şartları sert. Yolculuk yapmak zor olacak. Konya'ya gitmek, Kulu'ya gelmek zor olacak. Dolayısıyla kış şartlarını bilmiyorum artık nasıl geçecek, şu an tahmin edemiyoruz ama takım özellikle maç kondisyonu olarak istediğim seviyede. Takım oturdu yani, değil şimdi mi hocam? Evet Yasir'cim, şunu söyleyeyim, 4 maç 3 galibiyet 1 beraberlik aldık. Benim berabere kaldığım maç en mutlu olduğum maçtı. Bak, neden bunu söylüyorum? Bak, ben orada sonuca baksam üzülmem lazım. Duygusal davransam üzülmem lazım. Ama ben süreci değerlendiriyorum. Oyun olarak, oyuna baktığım zaman en memnun olduğum maçtı. Onu diyorum işte, bak, sonuç odaklı olmayacağız. Hiçbirimiz, taraftarı, yönetimi, oyuncusu, biz sürece bakacağız. Ne yaptık? Doğru yaptık. Karşılığı artık Allah'tan gelir karşılığı. Ama biz şunu söyleyeceğim mesela. Çok kötü oynadığımız bir maç değilim. Çok kötü oynadık. Ama maçı 2-1 kazandık. Ne yapacağız? Sevineceğiz mi hocam o zaman? Yani özellikle taraftarın bunu bilmesi lazım. Biz sürece bakalım. Oyun gelişiyor mu? Antrenör gelişiyor mu? Tarafta oyuncu gelişiyor mu? Bunu izleyelim. Şu an memnunum. Gidişattan, oyundan memnunum. Ama tabii geliştirmemiz gereken noktalar var. Bu da çalışmayla oluyor. Mümkün mertebe, inanın gece 12, 1'lerde eve girdiğimiz zamanlar oluyor antrenman yapmakta. Ekstra çalışıyoruz. Çalışma olmazsa başarı gelmeyecek Yasir. Evet, yani kurulduğundan beri Ömer Hanlı Spor gerçekten çok ciddi başarılarla ilerleyen bir takım. Sizin örnek aldığınız bir teknik direktör var mı? Yani hala teknik direktörlük yapan ya da en beğendiğiniz teknik direktörü kim Türkiye'de? Ya şimdi Yasir'cim, teknik taktik olarak öyle şunu örnek alıyorum, bunu örnek alıyorum diyemem. Beğendiğiniz diyebiliriz. Ben hayata bakış açısı olarak diyeyim. Demagoji yapmıyorum. Aykut Kocaman diyebilirim. Bunu neden söylüyorum? Teknik taktik olarak demiyorum bunu. Hayata bakış açısı, futbola bakış açısı, düşünce tarzı olarak Aykut Kocaman diyebilirim. Peki hocam, son sorularımız. Transferler yapıyorsunuz. Evet. Transfer dönemi de yaklaşıyor. Transferlerde nasıl bir yol izliyorsunuz ve Ocak ayında sanırım bir transfer dönemimiz var. Yeni futbolcular gelecek mi takıma?
Şimdi geçen sene sezon bittikten sonra yaz ayında ben başkan yönetim kurulu toplandık. Mevkileri söyledim. Bu mevkilere oyuncu alalım dedim. İsim isim de söylediğimiz mevkiler oldu. Fakat olmuş oyuncu istedim artık. Geçen seneki takımım gerçekten çok acemi takımdı. Hepsinin emeği çok. Onlara tek tek teşekkür ediyorum ama lig atladığımız için daha çok olmuş. Bu ligleri bilmiş oyuncular istedik. Onlar da bizi kırmadılar. Süreçte ben onların yanında olamadım. Askerdeydim çünkü yazın. Askerdeyken ben askerden döndükten sonra zaten her şey istediğim gibiydi. Takım şu an 20 kişi. 26 ile başladık, 20'ye düştük. Ocak ayında belki 1-2 noktaya transfer yapabiliriz ama bunu ben şimdi söyleyemem. Aralık, Kasım nasıl geçecek onu Allah bilir. İnşallah ama 1-2 transferimiz yayın yaptığımızda belki olabilir. Belki yeni transferlerimiz nasıl oynuyor diye konuşuruz. Evet inşallah. Peki yayınımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Yani ikili ilişkileriniz nasıl? Yani kulüp başkanı ve teknik direktör arasındaki ikili ilişki nasıl? Başkanım sen cevapla istersin. Arkadaş ortamında teknik direktör, başkan, başta da dediğim gibi kulüpte başkan, yönetici, teknik direktör, herkes aynı işe koşar. Bir arkadaşça bir ortamdayız, kardeşçe bir ortamdayız. Böyle. Evet. Yasin'cim ben şunu söyleyeyim. Yani İzmir'de 7-8 tane farklı kulüpte oynadım. Yaklaşık 15-16 yıl futbol oynadım ben. Oradaki biz hemen hemen başkanları göremezdik diyebilirim. Yani İzmir için bunu söylüyorum. Burada Selçuk bizim başkanımız mı, abimiz mi bunu ayırt etmekte gerçekten zorlanıyorum ben kendim. Ama kendisini hiçbir zaman başkan egosuyla, başkan enaniyetiyle hiçbir zaman görmedik. Diğer yönetici arkadaşlarım da Ali ile arkadaş gibiyim. Fehmi, Sohbet zaten onlarla aramız çok iyi. Nihat abi, Ercan abi olsun. Yani biz hiçbir zaman hiyerarşik bir düzen yok bizde. Onu söyleyebilirim. Yani hiyerarşi hiçbir zaman hiçbir noktada hissetmiyoruz. Bu bizi başarıya götüren bu oldu zaten. Geçen seneki arkadaşlığımız, dostluğumuz en tepeden en aşağısına kadar. İnşallah hep de böyle İnşallah devam eder. İnşallah. Şimdi yine sorularımız geliyor ama bir soruları derlemek için çok kısa bir reklam arasına gidelim. Tamam. Son sözlerimizi söyleyip inşallah yayınımızı kapatacağız. Şimdi kısa bir reklam.
Evet, gündem kulu kaldığı yerden devam ediyor. Ömer Anlı Spor Sayın Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sayın Teknik Direktörümüz de. Efendim son sözlerimizi alalım. Sayın Başkanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan bu güzel yayın için Kulüp Web TV ailesine öncelikle teşekkür ederim. Taraftarımıza, buradan bizi izleyen seyircilerimize teşekkürlerimi, selamlarımı yolluyorum. Biz de sizleri konuk ettiğimiz için çok mutluyuz. Sağ olun. Nihat abi, senin son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Son olarak yarın bizim önemli bir maçımız var. Taraftarımızdan ricamız bizi yarın yalnız bırakmamaları. Yarın sabah 9'da minibüslerimiz yola çıkacaktır. Herkesi bekleriz. Buradan Tavşan Çalı Tura ve özel minibüs sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize araçlarını tahsis ettikleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, buradan da onun duyurusunu yapmış olalım. Hocam, Kerem Hocam, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yasir'cim, tekrar size ve ekibinize teşekkür ederiz. Özellikle taraftarımıza buradan bir çağrı yapayım. Maddi manevi desteklerini onların hissediyoruz her zaman. Bizi desteklemeye, desteklerini bizden esirgemesinler. Sabırla bizi desteklesinler. Yarın salon önünde önemli bir maçımız var. İnşallah oradan galibiyetle dönüp başarılarımızın artarak devam edeceklerini göreceklerdir. Ama onların sadece biraz sabırlı olmalarını bekliyorum. Evet, önümüzdeki günlerde inşallah ya yönetim ekibiyle, takımımızla inşallah bir canlı yayın daha gerçekleştiririz. İnşallah. Ve inşallah bir şampiyonluk yayını da gerçekleştiririz. İnşallah. Şampiyonluk yayını inşallah. Hocam çok alıştırdı galibiyete. Sağımızda. Artık evet. İnşallah bir şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah. İnşallah ben de sizleri konuk ettiğim için çok onur duydum. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Eytek Düğün Salonu'ndan yapmış olduğumuz yayının bugün sonuna geldik. Tabii buradan Sayın Eytek Düğün Salonu sahibi Halit Bilici'ye teşekkür ediyorum yer tahsis ettiği için. Konuklarıma ve kamera arkasında çalışan arkadaşlarımız var. Şu an göremiyorsunuz ama onlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yayınların sürekliliğini sağlayacağız. Yani böyle ara ara yapıyoruz bu yayınları ama böyle sizin gibi takımlarımız ya da güncel konular olduğu zaman gündem kulu programını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalarda da bir canlı yayınımız olacak, duyurusunu yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.